Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Şimdi Rabia Karaca Moderatörlüğü'nde Ruhsatlandırma Departman Lideri Eczacı Sena Dilaver konuşmasını yapacak. Keyifli dinlemeler dilerim. Merhabalar Sena Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Rabia'cığım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Kongremizin son konuşmacısı olarak bir meslektaşımız olarak sizi bir eczacıyı ağırlamak bizim için çok kıymetli. Öncelikle tekrar geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. İsterseniz ben sunumunuzu açayım sizin. O şekilde başlayalım. Olur mu? Başlamadan önce öncelikle benden önceki iki sunumu dinleme fırsatım olduğunu ve çok keyif aldığımı paylaşmak istedim. Ayrıca sizlerin de tüm hafta sonunuzu bu kongreye ayıran heyecanınıza ve ilginize hayran olduğumu da belirteyim. Ben kongrenizin son konuşmacısıyım sanırım. Hem son konuşmacı olduğum için hem de Ömer Bey eczacılar daha çok ruhsatlandırma alanında çalışır dediği için kendimi biraz günün astrolisti gibi hissediyorum. Bu nedenle sizlerle de daha keyifli bir toplantı geçireceğiz diye ümit ediyorum. O yüzden teşekkür ederim sana da moderasyonun için ve önceden beni hazırladığın için Raviyacığım. Çok keyifliydi seninle de hazırlanmak. Sunumu paylaşabilirsek çok sevinirim. Rica ederim. Ne demek? Benim için çok büyük bir onurdu kesinlikle. Çok teşekkürler. Görebiliyor musunuz şu an sunumu? Ben görebiliyorum. Sizler de görebiliyorsunuzdur umarım. Evet, şu an bir sıkıntı yok. Teşekkürler. Tekrar Rabia'ya slaytları paylaşmakta bana destek olacağı için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben bu toplantıda öncelikle size kendimden bahsedeceğim. Daha sonra çalıştığım firma olan GSK'yı biraz anlatacağım. Öğrenci ve yeni mezun arkadaşlarımızın GSK'da staj ve geleceğin lideri gibi programlara nasıl başvurabileceğine dair bilgi verip son olarak da sizlerin sorularını alıp keyifle cevaplamayı ümit ediyorum. Bir sonraki slayda geçebilirsek Rabia'cığım. İlk görseli alabilir miyim? Geriye gittik sanırım. Olur böyle teknik sorunlar. Bir sonrakine mi geçeyim? Lütfen bir sonraki slayda. Bir sonraki. Bu slide üzerindeki ilk görseli alabilirsem, tekrar tıklarsak. Bu şehri tanıdınız mı bilmiyorum. İlk çıkan şehir benim aslen memleketim olan Trabzon. Ben Trabzonlu bir ailenin çocuğuyum. Yani İstanbul'da daha sonradan yerleştim. Anadolu'dan geliyorum. 1985 yılında ailemin öğretmenlik yaptığı Bartın'da dünyaya geldim. Bartın ikinci görseldeki şehir. Daha çok yurt dışına benziyor. İtalya'ya benzetenler çok oluyor ama tanımayanlar için paylaşmak istedim. Muhtemelen buraya kadar hemşeri çıktıklarım vardır. Üçüncü görselde gördüğünüz şehri tabii ki de tanıyorsunuz. Anıtkabir'i tanımamak mümkün değil. Üniversite hayatımı geçirdiğim 4 yıl okuduğum Ankara. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. Sonraki slide zaten Kız Kulesi, herkes bilecektir. Üniversite eğitimim sonrası iş hayatı için geldiğim ve 13 yıldan uzun süredir yaşadığım İstanbul'a ait. Sonraki görseller iş hayatımda geçirdiğim süreye ait. Gördüğünüz üzere keyifli bir iş hayatım oldu. Şanslılardan biriyim. İş hayatına özellikle endüstri eczacılığına nasıl geçiş yaptığımdan bahsetmem gerekirse... Üniversitede okurken bir eczacının çalışabileceğini düşündüğüm başlıca 3 alanda staj yaptım. İlki eczane stajıydı. Eczane eczacılığının o dönemki kariyer beklentilerimle uyuşmadığını anlamış oldum bu stajla. Hastane eczacılığı stajı yaptım. Belki staj süremin yetersizliğinden, belki staj yaptığım hastane ortamından hastane eczacılığına çok hakim olduğumu iddia etmiyorum arkadaşlar. Son stajımı da Bristol Myers Squibb adındaki Amerikan ilaç şirketinde ve ruhsatlandırma departmanında yaptım. Ve bu şirkette kurumsal hayata yani endüstri eczacılığına yaz stajı deneyimi sonrası adım attım.
Sonrasında aynı şirkette ruhsatlandırma uzman yardımcısı olarak çalıştım. Ardından AstraZeneca isimli İngiliz ilaç firmasına ruhsatlandırma uzmanı olarak geçip burada da yaklaşık 2 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında GSK'ya ruhsatlandırma uzmanı olarak geçiş yaptım. 10 yıl içerisinde GSK ruhsatlandırma departmanında 5 ayrı pozisyonda görev aldım ve 2017 yılından itibaren de bugün sahip olduğum ruhsatlandırma departman lideri görevini üstlendim. Bir sonraki slayda geçebilirsek. Bu slaytta size Türkiye'deki ruhsatlandırma süreçlerine ilişkin bilgi vermek istedim. Ömer Bey aslında konuşmasında sıklıkla refer etti arkadaşlar, dinleme şansınız olduysa. Ruhsatlandırma süreci laboratuvarda geliştirilip klinik çalışmaları tamamlanan ilaç ve aşıların eczaneye ulaşana kadar geçen onay süreçleridir. Aslında burada ruhsatlandırma ve pazara erişim süreçlerini görüyorsunuz. Yani biraz daha kapsamlı verdim prosesleri. Ancak bu prosesi bilmeniz açısından, yani bir ilaç klinik deneylerinin tamamlanmasından sonra eczanelere ulaşana kadar nerelerden geçiyor derseniz, işte yaşadığı hayat döngüsü tamamen bu slayttaki gibidir. Yeni bir molekülün laboratuvarda geliştirilip klinik araştırmalarının tamamlanmasına kadar ortalama 10 yıllık bir süre geçtiğini biliyorsunuz sanırım. Bundan sonra başlayan ve bu şemada gördüğünüz süreçlerde ülkemiz özelinde konuşacak olursak, eğer ilaç veya aşı öncelikli olarak değerlendiriliyorsa, yani Türkiye'de insan sağlığı açısından öneme sahipse, 1 ila 2 yıl içinde tamamlanabiliyor. Ancak eğer öncelikli olarak kategorize edilmeyen bir gruptaysa çok daha uzun yıllar sürebiliyor bu ekranda gördüğünüz proseslerin tamamlanması. Ayrıca ancak yenilikçi tedavilerin uygun klinik etkililiğe ve güvenlilik profiline sahip olduğunun bu proseslerle kanıtlanması ve bunun da ülkemizdeki onay merci olan TCK tarafından, yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanması hepimiz ve sevdiklerimizin sağlığı açısından yüksek öneme sahip. Bu nedenle ruhsatlandırma departman çalışanları olarak bu süreci ülkemizdeki sağlık otoritesi olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yakın takip edip en uygun sürede tamamlanmasını ve yenilikçi tedavilerin yurt dışında geliştirilen moleküllerin ülkemizdeki hastalara en kısa sürede erişimini sağlamak üzere görev almak bizim asli görevimiz şirketlerde. Bir sonraki slayda geçersek Rabia'cığım. Şimdi size biraz GSK'dan bahsetmek istiyorum. GSK insanların daha fazlasını yapmasını, daha iyi hissetmesini, daha uzun yaşamasına yardımcı olmayı kendine amaç edinen, bu amaçla ilaç, aşı ve tüketici sağlığı ürünleri üreten ve tedarik eden global bir sağlık şirketi. Bir sonraki slayda geçebilirsek. İlaç alanında başlıca solunum, HIV yani AIDS ve onkoloji alanlarında olmak üzere geniş ve yenilikçi bir portföye sahibiz. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi. Türkiye'de ruhsatlı 156 adet ilacımız var ve bunların 72 adeti Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ihtiyaç listesinde. Yani insan sağlığı açısından ülkemizde erişilebilir olması önem arz eden ürünler kategorisinde. Ayrıca bu bahsettiğim 156 ruhsatlı ilacımızın da büyük bir kısmı şu anda ülkemizde üretiliyor. Yani üretimlerimiz Türkiye'de anlaşmalı olduğumuz firmalar tarafından yapılıyor. Bir sonraki slayda geçersek Rabia'cığım. Aşı alanına baktığımızda GSK'nın dünyada 30 adet onaylı aşısı ve geliştirme aşamasında olan 16 adet yeni aşısı var. Ve bunlarla dünya çapında lider bir aşı firması GSK aynı zamanda. Bu dünyada onaylı olan aşıların 13'ü ülkemizde de onaylı ve halihazırda 11'i de kullanımda. Ayrıca da Türkiye'de aşı klinik çalışmalarının da yarısından fazlasını gerçekleştiren Aşı Klinik Araştırma Merkezi'ne sahibiz. Bir sonraki slayt Rabia'cığım.
Tüketici sağlığı bölümümüzde ise Sensodyne, Parodontax, Voltaren gibi birçoğunuzun bildiği oldukça yaygın kullanım ve bilinirliğe sahip ürünlerimiz mevcut. Bir sonraki slayda geçebilirsek. Dünyada GSK'ya bakacak olursak arkadaşlar, 2019 yılında dünyaya yaklaşık 7,5 milyar doz ilaç, aşı ve tüketici sağlığı ürününün tedarik eden 95 ülkede 100 bine yakın çalışanla faaliyet gösteren bir sağlık şirketi. Bir sonraki slayda geçersek Rabia'cığım. Amacımız daha önce de söylediğim gibi tüm dünyada insanların daha fazlasını yapması, daha iyi hissetmesi ve daha uzun yaşaması. Bir sonraki slaytta bunu nasıl yaptığımızı biraz anlatacağım. Tüm GSK çalışanları olarak bizler 3 önceliğe odaklanıyoruz arkadaşlar. Bunlar inovasyon, yani yenilikçilik, performans ve güven. GSK olarak inovasyona ve dolayısıyla ARGE sürecine verdiğimiz önemin bir sonucu olarak 300 yılı aşkın geçmişimizde 5 adet Nobel ödülü almış bir şirketiz. Ayrıca da HIV, solunum ve onkoloji alanları başta olmak üzere araştırma geliştirme aşamasında 35 tane ilacımız ve 15 tane yeni aşımız var. Hatta 16 COVID ile birlikte. Bir sonraki slayda geçebilirsek Rabia'cığım. Ülkemizde yürüttüğümüz önemli bir sosyal sorumluluk projesinden bahsetmek istiyorum bu slaytta. İsmi Kırmızı'da Dur De. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yürüttüğümüz bu projeyle çocukları başta bedensel söz hakkı olmak üzere tüm çocuk haklarına dair bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projeyle çocukların kendilerini iyi ve güvende hissetmediği durumlarda hayır demelerinin gerekliliğine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu proje kapsamında çalışan 50 adet gönüllü arkadaşımız var ve onlar aktif bir şekilde çocukların kendilerini güvende hissetmesi için gerekli eğitimleri sağlıyorlar. Bir sonraki slayda gelirsek Rabia'cığım. Şimdi değerlerimizden bahsedeceğim size. Yine bir sonraki slayda geçebilirsek, yoruyorum seni biraz ama slayt sayımı çok fazla, soru cevap bölümüne vakit kalsın istiyorum. O yüzden slaytlarda hızlı ilerlemeye çalışıyorum. GSK'daki değerlerimizden ilki kendimiz olmak. Kendimiz olmaya ve çeşitliliğe oldukça önem veren bir firmayız. Örneğin pandemi döneminde evden çalışıyor olsak da ofiste serbest kıyafet uygulamamız var. Yani çalışırken resmi giyim zorunluluğumuz bulunmuyor. Bu modern işveren olma hedefimizle de uyumlu bir yaklaşım aynı zamanda. Bir sonraki slayda geçersek Rabia'cığım. Çalışanlarımızın her zaman kendilerini iyi hissetmesi bizim için çok önemli. Buna örnek olarak şirketimizin spor yardımı, diyetisyen yardımı, esnek çalışma saatleri uygulamaları ve annelik, babalık, askerlik izni gibi uzun süreli izin uygulamalarını paylaşabilirim. Yine bir sonraki slayda geçersek. Sürekli gelişime oldukça önem veriyoruz. Ömer Bey sıklıkla tekrar etti growth mindset diye. Yani gelişen ve kendini geliştiren bireyler olmaya, çalışanlar olmaya şirket olarak oldukça önem veriyoruz GSK'da. Bununla ilgili de verebileceğim örnek, hem uluslararası hem şehir ve ülke içi pozisyonlarda şirket içerisinde farklı departmanlarda görev alabiliyor olmamız. Hatta ben kısa süre öncesine kadar farklı ülkelerin ruhsat süreçlerinden de sorumluydum. Ve bunu da size beni geliştiren bir şirket içi uygulama olarak anlatabilirim. Bir sonraki slayda geçersek Rabia'cığım, aslında sunumun en önemli bölümü olan öğrenci ve yeni mezun arkadaşlarımızın GSK'ya nasıl katılabileceğine dair bilgi vereceğim slaytlara geçiyoruz. Yine slaydı ilerletirsek.
Şirketimizdeki deneyim gerektirmeyen pozisyonlara yeni mezun arkadaşlarımızın direkt işe alımı mümkün olabiliyor. Yani her şirkette olduğu gibi öncelikle işe alımla, direkt işe alımla katılmanız mümkün eğer mezun olduysanız. Aynı şekilde uluslararası fırsatlar için de bu geçerli. Türkiye GSK için, Türkiye GSK ile sınırlı değil, uluslararası pozisyonlarda da fırsat olması durumunda çeşitli iş platformlarından bunları takip edip başvurmanız ve uygun bulunmanız durumunda yerleştirilmeniz mümkün. Henüz de eğitimi devam eden arkadaşlarımız için Grow adı verilen uzun süreli staj programlarımız bulunuyor. Yani oldukça fazla sayıda departmanda uzun süreli ve online olarak çalışan stajyer arkadaşlarımız mevcut. Ve son olarak da yeni mezun ve iş hayatında 1-2 yıllık kısa süreli deneyime sahip arkadaşlarımızın Geleceğin Liderleri adı verilen Future Leaders program kapsamında şirketimize katılması, belirli rotasyonlardan geçerek liderlik pozisyonlarına atanması mümkün. Bir sonraki slayda geçersek Rabia'cığım. Öğrenciliği devam eden arkadaşlarımızın uzun süreli staj olanakları genelde yaz döneminde açılıyor ve staj süresi 8 ay kadar oluyor. Sağ tarafta göreceğiniz yeni mezun ve az süreli deneyime sahip arkadaşlarımızın LinkedIn ve Kariyer.net üzerinden takip ederek başvurabileceği Geleceğin Liderleri programı ve direkt giriş gibi yani işe alım yaptığımız programlar mevcut. Bir sonraki slayda geçersek. Peki nasıl başvurabileceksiniz? Özellikle Geleceğin Liderleri programına bunu anlatacağım bir sonraki slaytta. Rabia'cığım geçebilirsek. Geleceğin Liderleri programına Nisan ayında başvurularımız genelde açılıyor. Online değerlendirmeler ve simülasyonları başarıyla tamamlayan arkadaşlarımız son olarak online mülakatları alınıyorlar. Yani bilgisayar ortamında mülakata tabi tutuluyorlar. Bu mülakatları da başarıyla tamamlarsalar kendilerine teklifimizi gerçekleştiriyoruz ve Geleceğin Liderleri olarak aramıza katılıyorlar. Benim biraz uzun süreli bir anlatım oldu, farkındayım. Umarım keyif almışsınızdır ama sunum kısmı bu kadardı. Bundan sonrası için sizleri dinlemeyi ve olursa sorularınızı yanıtlamayı çok isterim. Ben sunumu kapatıyorum o zaman. Tabii ki. Kusura bakmayın, internet kaynaklı sanırım slide geçişlerinde bir sorun yaşandı. Öncelikle özür diliyorum bunun için. Hiç önemli değil. Yani bizim de şirketimiz Zoom uygulamasını kullanmadığı için ben de kendim yansıtmakta zorluk çektim. O yüzden desteğin için teşekkür ederim slaytı yansıtmaktaki. Rica ederim, ne demek. Ben o zaman bizim sorularımıza başlayayım. Chat kısmından da yine aynı şekilde arkadaşlarım sorularını iletebilirler eğer isterlerse. Tabii ki. Öncelikle çok klasik bir sorudan başlamak istiyorum. Bir eczacı olarak ilaç endüstrisinde çalışmaya nasıl karar verdiniz? Özellikle sizin döneminizde çok yaygın olan bir durum değilken nasıl karar verdiniz? Nasıl ilerledi süreç? Biraz anlatabilir misiniz? Aslında kendimi biraz eski bir eczacı olarak hissettim. Şu anda 13 yıl öncesinden bahsediyoruz. Endüstriye adım atışım. Adım atış tarihim 13 yıl öncesi. Şöyle ki sunum esnasında da bahsettim. Aslında farklı alanlarda da staj yaptım ve her alanı görmek istedim karar vermeden önce. Eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı alanlarında stajlar yaptım. Kendime en yakın hissettiğim, çalışmaktan en keyif aldığım staj dönemim endüstri eczacılığıydı. Aynı şekilde staj yaptığım firma da bu keyfi fark etti ve onlara katkı sağladığımı düşündü. Sonrasında stajyer olarak çalıştığım firmada kadrolu olarak çalışmaya başladım.
Aslında stajlarımda edindiğim bilgi ve fikir sayesinde kendime en yakın alan olarak endüstri eczacılığını tespit ettim. Orada ilerledim. Teşekkür ediyorum. Aslında bu cevabınız da benim bir sonraki sormak istediğim soruya da yanıt vermiş oldunuz. BMS'de bir staj yapmışsınız. Daha sonra aynı yerde işe başlamışsınız. Staj yaptığımız yerler bize iş başvurularında bir referans sağlayabilir mi? Bir ön ayak oluşturabilir mi? Böyle bir sorun vardı. Kısaca cevap verebilirim bu soruya da. Staj esnasındaki çalışmalarınız, hevesliliğiniz, staj yaptığınız firmaya gösterdiğiniz ilgi ve kalıcı pozisyonlarda çalışma isteğinizi belirtmeniz bunlar için kritik faktör. Ve orada çalıştığınız insanlar tabii ki de eğer sizde bu hevesli potansiyeli fark ederse daha kalıcı pozisyonları için hem kendi firmalarında olanak olmazsa diğer firmalar için referansınız olarak evet size bir fayda sağlar. Yani benim deneyimimde stajın çok büyük katkısı ve faydası oldu. O yüzden benzer şekilde staj döneminde elinden geleni yapan ve staj yaptığı firmaya katkı sağlayan arkadaşlarımın da önünü açacak bir fırsat olduğunu düşünüyorum stajın. Çok teşekkürler. İş hayatınıza başlamanızdan itibaren ruhsatlandırma departmanında çalışmışsınız. Bu departmanı sevdiğinizi nasıl anladınız? Başka departmanları da denemek isterdim dediğiniz oldu mu hiç? Aslında gösterdiğim şemada belki fark etmişsinizdir. Yani bir molekülün, bir ilacın Türkiye'de eczanelere erişimini sağlayan bir departmandan bahsediyoruz. Ya bu çok büyük bir mutluluk veriyor öncelikle insana. Çünkü ben ne zaman eczaneye gitsem, ruhsatlandırılmasında görev aldığım bir ilacın tedarik edildiğini görsem veya bir ilacı rafta görsem bundan büyük gurur duyuyorum. Ruhsatlandırma departmanı ilacın sadece ilk onayının yani ilk eczaneye verilme onayının alınmasıyla kalmıyor. Sonrasında ürün bilgilerinin hazırlanması ve o eczanede o rafta kalabilmesini sağlayan tüm onay süreçlerinden de sorumlu. O yüzden yakınlarımın ihtiyacı olduğu tedaviye erişebilmesini sağlayan bir işte çalışmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Şirket içerisi yani kurumsal açıdan cevap verecek olursam özellikle global firmalarda, uluslararası firmalarda sadece sorumlu olduğunuz departmandan veya işle ilgili bilgi sahibi olmanız kesinlikle yeterli değil. O yüzden hele de yüksek beklentileri olan ve yüksek performans gösteren kişilerseniz farklı departmanlarda da sorumluluk alıp öğrenim sağlayabiliyorsunuz. O yüzden ben de deneyimim özellikle GSK'da geçirdiğim 10 yıl içerisinde ruhsatlandırma dışı pek çok departmanda projelerde yürüttüm. Sorumluluklar da üstlendim. Hatta bununla yetinmeyip diğer ülkelerin ruhsatlandırma süreçlerinden de sorumlu olduğum dönemler oldu. O yüzden bu tamamen sizin ne istediğinize bağlı. Firmaya hangi departmanla giriş yaptığınız orada kalmanızı gerektirir bir unsur değil. Benim deneyimim veya CV'm size böyle bir fikir vermesin lütfen. Ben ruhsatlandırmada giriş yapıp ruhsatlandırmada takılıp kalan bir profil değilim. Ruhsatlandırmada kalmayı tercih eden bir profilim. Ama emin olun firmalarda bir sürü departmanla birlikte çalışma, onların ne iş yaptığını anlama ve ilgi duyuyorsanız geçiş yapma imkanınız olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Güzel açıkladınız. Aynı zamanda ruhsatlandırma departmanının oldukça bir yoğun evrak işi olduğunu biliyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde konuk ettiğimiz bir genel müdür konuşmacımız, ben şu an şirkette tüm işlere hakimim, sadece ruhsatlandırma kısmını yapamam demişti. Ruhsatlandırma departmanını bizler için biraz daha ayrıntılı açıklayabilir misiniz acaba? Hani molekülün başından sonuna kadar geçirdiği sürece bir tık daha belki açıklarsanız memnun oluruz. Bir de bu alanda çalışmak için ne gibi yetkinlikler lazım? Mesela çok mu disiplinli olmamız lazım, çalışkan mı olmamız lazım? Anlatabilir misiniz? Öncelikle atladığım bir bölüm olursa soru çünkü birkaç sorudan oluşuyor. Lütfen tekrar hatırlat. Ben öncelikle bu açık iletişimi için ilgili genel müdüre teşekkür etmekle başlayayım. Çünkü pek çok kişi ya da genel müdür genelde hakim olmadığı alanları açıklıkla paylaşmaz. Ancak hakim olmadığı konusunda çok haklı çünkü
artık tamamen evrak işi yapmıyoruz tatlandırma ekibi. Şöyle ki özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun öncülüğünde evrak ortamından yani kağıt dokümantasyondan tamamen elektronik ortama geçen bir çalışma şeklimiz var. Bahsettiğim gibi diğer ülkelerin de sorumluluğunu edinme imkanım olduğu için GSK'da biliyorum. Farklı ülkelerde otoriteye fiziksel olarak gidip elinizde bir dosya sunup o kağıt evraklarla imza atıp dönmeniz gerekli. Ancak Türkiye'de biz imzamızı dahi elektronik olarak atıp kurumla neredeyse haftalık olarak online platformlarda aynen sizinle olduğu gibi toplantılar yapıyoruz. O yüzden şu anda evrak ve dokümandan ziyade daha çok online platformlarda her departmanda olduğu gibi çalışma şekline sahip bir fonksiyonuz. Ruhsatlandırmanın sadece dokümantasyondan sorumlu olmaması ile ilgili bir bilgi daha verebilirim. Benim kişisel olarak uçak fobim var ve seyahat etmekten çok çok sık seyahat etmekten hoşlanmıyorum. O yüzden ruhsatlandırmayı seçerken çok fazla seyahati olmayacağını düşünerek mutlu olmuştum. Ancak sonrasında 2010 yılında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu GMP denetimi gerekliliği yayınladı. Bu şu demek oluyor: İlaçların üretim tesislerine gidip kurumun denetçileriyle ziyaret etmemiz gerekiyordu. Bu kapsamda Polonya, Romanya, İspanya, Fransa gibi bir sürü daha önce hiç gitmediğim, görmediğim, görmeyi de planlamadığım ülkenin küçük şehirlerine, üretim tesislerine gitmeye ve oraları görme imkanım oldu. Ama bu beklentimle çok tezat oluşturdu. Çünkü az seyahat edeceğimi hayal ettiğim bir departmanda diğer departmanlardan daha uzun mesafeli uçuşlarda buldum kendimi. O yüzden yani tamamen evrak işi beklerseniz hayır, öyle bir departman da değil. Yeri geldiğinde yurt dışı seyahatleriniz de olacak. Yeri geldiğinde İstanbul'da özellikle yerleşiktir ruhsatlandırma departmanı. Ama kurum Ankara'da yerleşik olduğu için pandemi öncesi dönemde özellikle neredeyse haftada bir kurumu ziyaret edip konularınızı aktarmanız gerektiği durumlar olabilir. Yani diğer fonksiyonlar gibi tamamen iletişime dayalı, hem kurumla hem globalle doğru iletişim kurabilmeye dayanan süreçleri olan bir fonksiyon. NAPUR'u tekrar konuşursak, bakanlık onay süreçlerinin tamamlanmasından sorumlu. Firmanın bakanlıkla iletişime geçen yüzüdür de ruhsatlandırma ekibi. Bunu yaparken de bütün bilgiyi globalden alırız biz uluslararası firma çalışanları olarak. Burada da ne gibi özellikler gerekli? Kurumun ne istediğini doğru anlamak çok önemli. Çünkü sorulan soruyu bakanlığın ilaçla ilgili talebini doğru anlarsak globalden de doğru bilgiyi temin edebilmemizi sağlar bu bize. Ve o takdirde süreçlerimizi hızlı tamamlayabilir, hastalarımıza yenilikçi ilaçlarımızı en kısa sürede ulaştırabiliriz. Yani iletişim becerileri, soru sormak, Ömer Bey'in dediği gibi bu tarz yetkinlikler her birimde olduğu gibi ruhsatlandırma departmanında da oldukça önemli. Kendini geliştirmek, çünkü inanın Türkiye'de de globalde de her birimde olduğu gibi ruhsatlandırmada da gereklilikler, dinamikler sürekli değişiyor. O yüzden kılavuzları okumak, yeni gereklilikleri anlamak ve takip etmek oldukça fark yaratmanızı sağlıyor diğer çalışan arkadaşlara göre. Bilmiyorum, eksik bıraktığım bir soru kaldı mı? İlgi soru bu soruda. Bir de ruhsatlandırma alanında çalışmak için ne gibi özelliklere sahip olmalıyız? Böyle bir soru vardı. Buna da aslında bir tık değindiniz ama yine de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Evet, öğrenmeye açık olmak her alanda, yani ilaç sektörüne de özel bir yetkinlik değil ama gerçekten öğrenmeye açık olmak, yenilikçilik, dediğim az önce bahsetmiştim, özellikle bizim firma kültürlerimizden olan güven, o da nedir? Öz sorumluluğa sahip olma, işini üstlenip sonuna kadar götürme, olumsuz da sonuçlansa bundan öğrenim kazanma ve bu öğrenimini bundan sonraki süreçlerine yansıtma gibi yetkinlikler çalışan ve çalışmak isteyen arkadaşlarımızda aradığımız yetkinlikler. Bunun dışındaki bilgi, deneyim, bunlar zaten artık teknoloji çağında yaşadığımız için her platformda ulaşılan yetkinlikler. O yüzden daha çok liderlik yetkinlikleri, öğrenme becerileri ve kendini geliştirme isteğine bakıyoruz arkadaşlarımızın. Çok teşekkür ederiz. Bir diğer sorum,
öğrencilik hayatınızla ilgili aslında. Akademik açıdan oldukça başarılı bir lisans dönemi geçirmişsiniz. Bizim okulumuzdan mezunsunuz. İş hayatınızda veya işe alım sürecinizde bu durumun bir faydasını gördünüz mü? Kendim de işe alım yapan bir yöneticiyim. Yani her ne kadar CV'mde de belirtiyor olsam da akademik başarı işe alımlarda bir kriter değil. Ama bu işe alım yapan kişiye şunu gösterir. Evet, bu kişi çalışkan, hedefleri ve kendinden beklentileri olan bir profil. O yüzden de elinden geleni yapmış ve firmamızda da yapacaktır gösteren bir gösterge diyelim. O yüzden akademik başarı tek başına işe alım kriteri olmasa da sizin kişiliğinize ve çalışkanlığınıza dair fikir verecek bir kriter olduğu için göz önünde bulundurulabilir. Ama olmadığı durumda da hiçbir şekilde negatif etkisi olmaz. Yani herkes çok yüksek ortalamalarla bitirmek zorunda değil akademik hayatını. Ancak olması mutlaka artı sağlayacaktır bahsettiğim şekilde. Teşekkür ederiz. Az önce şirketinizden bahsederken aşılarından da bahsetmiştiniz. Şu an mevcut pandemi döneminde de COVID-19 aşıları birçok firma çalışmalar yürütüyor, geliştirmeye çalışıyor. GSK'nın da bu alanda bir çalışması var bildiğimiz kadarıyla. Biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda da acaba? Evet, bahsetmiştim. Şu anda GSK'nın geliştirmekte olduğu 16 aşıdan bir tanesi COVID aşısı. Hepimizin dört gözle beklediği ve en güvenli şekilde uygulanmasını istediği aşı. Bu alanda diğer bir aşı lideri firma, yani Sanofi ile işbirliğimiz var. Bu da belki basından duymuşsunuzdur. İki firma aşı alanındaki bilgi birikimlerini ve deneyimlerini birleştirerek şu anda bir COVID aşısı geliştirmek üzere çalışıyorlar. Kısa bir süre önce açıklanan, yine basına yansıyan verilerden paylaşabileceğim bilgi, 2021 yılının ortaları itibariyle bu aşının mevcut olacağını ve tedarik edilebileceğini düşünüyoruz. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Ancak bu klinik çalışmalarının her iki firmanın yüksek standartlarını karşılaması ve bizlere güven vermesi için gerekli bir süre. O yüzden sabredersek 2021 yılının ortalarında GSK ve Sanofi'nin de geliştirdiği COVID aşısına ulaşıyor olacağız diye ümit ediyoruz. Ama sadece COVID aşısı geliştirmiyor GSK. Türkiye'de sağlık çalışanlarına COVID ile ilgili mücadeleye katkıda bulunmak için 2,5 milyon TL'lik bir destekte bulunduk firma olarak. Dünyada ise Dünya Sağlık Örgütü'ne 10 milyon dolarlık bir desteğimiz oldu. Yine COVID alanında geliştirilen, yapılan çalışmaları desteklemek üzere. Bunlarla da yetinmeyip COVID ile ilgili herkesin evde uygulayabileceği çok kolay kullanımı olan ve tek kullanımlık bir test kiti çalıştırma üzerinde yine firmamızın aktif çalışmaları var. Umuyoruz o da en kısa sürede ulaşacaktır hastalarımıza. Aslında sağlıklı bireylere, kendini test etmek isteyen sağlıklı bireylere. Evet, gerçekten inanılmaz çalışmalar yürütülüyor. Normalde bir aşının, bir ilacın süreci 10 yıl, belki 20 yıla bulabilecekken şu an gerçekten inanılmaz çalışmalar var. Umarız bir an önce biz de tedavi olabilmek için ya da korunabilmek için aşıya ulaşabiliriz. Peki ilerleyen yıllarda özellikle pandemi etkisiyle ilaç endüstrisinde sizce ne gibi dönüşümler olacak? Bunlar Türkiye'de nasıl hissedilecek? Yani mesela şu an biz sizi okulumuzda ağırlamayı çok isterdik ama online Zoom üzerinden görüşmek zorunda kalıyoruz. Sizce bu gibi durumlar kalıcı olacak mı? Bütün firmalar adına konuşmam mümkün değil. Ancak ilaç sektörü pandemi dönemine en hızlı adapte olan sektörlerden bir tanesi. Doğası gereği, çünkü ilaç tedariğinin kesinlikle, özellikle sağlıkla ilgili olan bu dönemde kesilmemesi çok önemli. Aynı şekilde kurumlar da, sağlık otoriteleri de çalışmalarını online platforma çok hızlı bir şekilde taşıdı. Bizler de firma olarak bütün çalışma süreçlerimizi en hızlı şekilde online platforma taşıdık. Ben şu anda ekibimde iki yeni üyeye sahibim. Hiç yüz yüze çalışma imkanımız olmadı. Hiç aynı
toplantı odasına giremedik. Çünkü pandemi nedeniyle evlerimizde çalışıyoruz aylardır. Geçtiğimiz yıl Mart ayından beri birçok firmada biliyoruz ki aynı şekilde çalışıyorlar. O yüzden pandemi döneminin bize getirdiği en önemli gereklilik esneklik, çalışma şeklinde değişiklik ve yeni çalışma standartlarına ve koşullarına adapte olabilmek. Tabii ki de bunu yaparken bazı farklılıklara da gittik. Örnek veriyorum, artık 9-5 çalışma saatleri çok söz konusu değil. Daha esnek saatlerle bilgisayarımızın başında mevcut ve erişilebilir olmaya çalışıyoruz ki gerçekten hastalarımıza ilaçlarımızın tedariği kesilmesin. Çünkü özellikle içinde bulunduğumuz dönemde ilaçların hasta erişiminde kalması, sadece COVID değil diğer alanlardaki hastalıklara karşı da mücadelenin en etkin şekilde devam etmesi oldukça önemli. O yüzden biz de buna el veren bütün çalışma modellerini hayata geçirdik. Evlerimizden aylardır çalışmaya devam ediyoruz. Gönüllülük esasıyla bunun devam edeceği şirketler veya birimler olacaktır mutlaka. Ancak şu anda bizim veya GSK'nın veya diğer şirketlerin böyle devam edip etmeyeceğini söylemek için erken. Çok teşekkür ederim. Chat kısmından da birçok soru gelmiş. Ben bunları da sırayla yöneltmek istiyorum. Tabii. Birinci sorumuz, GSK birçok ilaç türünde akla gelen jenerik ilaçlara sahip. Mesela antibiyotik deyince akla ilk Augmentin geliyor ya da dermatoloji alanında ilk Dermavate geliyor. Diğer firmalardan farklı olarak GSK neler yaptı da bu kadar ünlü ilaçlara sahip oldu? GSK 61 yıldır Türkiye'de ve soruyu soran arkadaşım çok haklı. Augmentin herhalde Türkiye'de en fazla jeneriği olan ilaçtır. Biz esasen yurt dışında geliştirilen moleküllerin Türkiye'de doğru hasta profillerine ulaşmasını en etkili şekilde takip edip en maliyet etkili şekilde ilaçlarımızı erişime sunuyoruz. Bunun dışında hastalarımızın GSK ilaçlarından gördüğü fayda ve onları maliyet etkili bulması dışında bir başarı faktörü olduğunu düşünmüyorum. Tamamen ilaçlarımızın bilimsel gücü, etkililiği ve maliyet etkinliğine dayalı bir üstünlüğü olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Staj başvuruları hakkında bir sürü soru gelmiş. Geleceğin Liderleri programı ile ilgili aynı şekilde. Bunların mülakatların İngilizce yapılıp yapılmadığı sorulmuş. Ya da bu programı öğrenciler için başvurduğumuzda departmanları nasıl seçiyoruz, nasıl karar veriyoruz diye sorular gelmiş. O kadar çok var ki okumakta zorlanıyorum şu anda. Tamam, yavaş yavaş cevap vermeye çalışacağım. Mülakatların bir kısmı evet İngilizce oluyor. Çünkü bahsettim, yani her ne kadar şu anda Türkiye Sağlık Otoritesi'nden onay almaya çalışıyorsak da bu onayları almaya çalışırken kullandığımız verileri de global ekiplerimizden temin ediyoruz. O yüzden belirli bir düzeyde İngilizce ilaç endüstrisi çalışanları için elzem diyebilirim. O yüzden online mülakatlarında bir parçasını oluşturabiliyor. Eğer Geleceğin Liderleri programı özelinde konuşuyorsak, bu birden fazla kişinin değerlendirmesiyle, yani birden fazla departmanla aynı anda değerlendirmeye giriyor arkadaşlarımız sırasıyla. Hangi departmanın daha yatkın olduğu departman lideri tarafından mülakat sonucuna göre belirleniyor ve sonrasında uygun olduğu departmanda göreve başlıyor. Ama başta da söylediğim gibi hangi departmanda başladığınız sizin hayatınız boyunca orada çalışacağınız anlamına gelmez. Firma içerisinde mülakat esnasında veya o dönemde uygun olduğunuz departman ve seçildiğiniz departmanı değiştirmek istemeniz durumunda firma içerisinde bu ilginizi gösterdiğiniz sürece özellikle Geleceğin Liderleri programında bu çok mümkün. Çünkü programın içeriği şu, 3 yıl boyunca çalışanlar sabit bir departman veya sabit bir rol için işe alınmıyor ve rotasyona tabi tutuluyorlar. Toplamda 3 ayrı rotasyon gerçekleşiyor. Ömer Bey de kendisinin bu programa dahil olduğunu izah etmişti Novo Nordisk'te. GSK'da da benzer şekilde 3 ayrı birimde görev alan arkadaşlarım sonunda hangi departmana yatkınsa, hangisinde daha başarılı
hem kendini hissettiyse hem şirket onu daha başarılı bulunduysa o departmanda kariyerine devam edebiliyor lider olarak. Çok teşekkür ederim. Bir başka soru, yine her ülkenin ruhsatlandırma süreçleri farklı mıdır? Farklıysa bu durum ruhsatlandırma departmanlarında çalışanlarının yurt dışı görevlendirilmeleri veya atamaları için bir problem oluşturur mu? Böyle bir sorumuz var. Her ülkenin ruhsatlandırma süreçleri farklıdır demek doğru değil. Çünkü Avrupa Birliği gibi 28 ülkenin ortak regülasyonu paylaştığı ülkeler var. Bunun gibi yine içinde bulunduğumuz bölgede birden fazla ülkenin aynı onayı paylaştığı, birbirinin otoritesini refere ettiği veya referans aldığı ülkeler var. Örnek vermek gerekirse şu anda Tunus ve Cezayir Fransa'nın regülasyonlarını referans olarak alıyor. O yüzden buradaki arkadaşların Fransa'da çalışma imkanı bulunuyor. Ama bundan da önemlisi yine kendimden örnek verdiğim bölgesel roller var arkadaşlar. Burada tek bir ülkenin regülasyonundan sorumlu olmuyorsunuz. Birden fazla ülkede o ürünün, yenilikçi ürünlerin özellikle pazara nasıl yansıyacağının stratejisini geliştirebilirsiniz. Bu yine ruhsatlandırma departmanında sahip olabileceğiniz bir deneyim. Ya da yine birden fazla ülkede uyumluluk dediğimiz compliance aktivitelerinden sorumlu olabilirsiniz. Yine bölgesel olarak ürün bilgilerinin hazırlanmasında medikal ekiple birlikte çalışabilirsiniz. Yani ruhsatlandırmada da bölgesel roller ve diğer ülkelerde çalışma imkanları oldukça fazla, özellikle uluslararası firmalarda. Teşekkür ediyoruz açıklamalarınız için. Diğer bir sorumuz işe alım süreciyle ilgili. Bu süreçte nelere dikkat ediyorlar? Ne gibi özelliklerimizin olması lazım? Ve ruhsatlandırmada geçen bir gününüzü bize özetleyebilir misiniz diye bir soru gelmiş. İsterseniz bunu pandemi öncesinde şirkete gittiğiniz günlerinizden bahsederek de yapabilirsiniz. Evet, ya aksi takdirde şu anda bilgisayarımı açıyorum ve bilgisayarımı kapatıyorum şeklinde olacak. Çok sıkıcı, anlatımı çok sıkıcı ama içeriği emin olun dolu. Ruhsat, yalnız bu cevabı verirken soruyu kaçırdım. Tekrar alabilir miyim? İki soru aslında bu. Birincisi işe alımlarda nelere dikkat ediyorsunuz? Diğeri de ruhsatlandırmada geçen bir gününüz nasıl? İşe alımda yani genel olarak şu kriterlere bakarız dediğimiz şeyler kültürel özellikler. Bunun dışındaki tüm teknik gereklilikler açılan pozisyona göre belirlenir arkadaşlar. Yani genel olarak biz minimum 2 yıl deneyim ararız. İşte şu düzeyde İngilizce bekleriz gibi genel ifadeler kullanmak doğru değil. Çünkü açılan pozisyonda örnek veriyorum. GSK Türkiye ruhsatlandırma ekibi içerisinde şu anda 9 kişilik bir ekibiz biz. 3 tane eczacımız var. Yani hangi alandan mezun olduğunuz, eczacı değilse işe almayız gibi bir kriterimiz yok veya şu alanda bilgi sahibiyseniz işe giremezsiniz veya girersiniz gibi temel altı çizili kurallarımız yok. Ya da deneyiminiz yine ekip içerisinde hiç deneyimi olmadan bizimle çalışmaya başlayan, şu anda bizimle birlikte 1-2 yıllık deneyime sahip olan arkadaşlarımız var. Yani deneyiminiz minimum şu kadar olmalıdır gibi bir söylem de doğru değil. O yüzden tamamen açılan ilanın, açılan pozisyonun gerekliliklerine bakarak başvuruyu değerlendirmenizi rica ediyorum. Ancak pozisyonda 1-2 yıllık bir deneyim gerekse bile lütfen bu sizin başvuru yapmanıza engel olmasın. Çünkü 1-2 yıllık bir deneyim çok azdır ve bunun yeni başlayacak bir kişiyle hemen hemen eşdeğer olduğunu düşünür işe alım yapan kişiler. O yüzden diğer özellikleriniz, kişisel yetkinlikleriniz veya diğer özellikleriniz 1-2 yıllık deneyime sahip bir arkadaştan daha yetkin veya daha üstün görülürse yine bu sizin tercih edilmenizle sonuçlandırabilir süreci. O yüzden gerçekçi başvurular yapın ama %100 kriterlere uyum sağlamayı da beklemeyin. Uyum sağlamadığınız pozisyonlar olsa dahi lütfen cesaretli davranın. Başvuru yapmaktan çekinmeyin ve bize gerekli sosyal platformlardan da ulaşın. Çok teşekkür ederiz.
İşe alım, stajı alımla ilgili birçok soru gelmiş. Sanırım biz staj başvurularında bulunurken bile çok çekindiğimiz için bir de işe alımda süreç nasıldır diye daha bir heyecanlı oluyoruz. Yine başka bir soru yabancı dille ilgili. İngilizcenin yanında bize hangi dili öğrenmemizi önerirsiniz diye bir sorumuz var. Bu soru üniversite öğrencisi arkadaşlarımdan çok geliyor. Ben okuduğum dönemde şöyle bir söylenti vardı. İşte Çince öğrenmemiz gerekiyor. Çince öğrenmezsek eğer ilaç sektöründe iş bulamayacağız. Ya da Almanca öğrenmemiz gerekiyor. Almanca bilmiyorsak işe alımımız olmayacakmış diye. Hatta ben de bu panikle Almanca çok başlangıç düzeyinde bilmeme rağmen biraz da kursa gittim açıkçası. Yoksa iş hayatına atılamayacağımı düşünüyordum. Arkadaşlar böyle net kriterler veya böyle gereklilikler yok iş hayatında. Evet, bildiğiniz her fazla şey, kendinize kattığınız ekstra her yetkinlik sizi diğerlerinin önüne geçirir. Bu bir gerçek. Yani kendinizi geliştirmeniz ya da kendinizi geliştirdiğinizi göstermeniz işe alım yapan kişiye sizin için pozitif katkı sağlayacaktır. Bu başka bir şey. Ama Çince bilmezseniz, Almanca bilmezseniz, Fransızca bilmezseniz olmaz. Doğru değil. Çünkü kendimden örnek vereyim. Almancamı şu anda hemen hemen kaybettim diyebilirim. O yüzden sadece İngilizce biliyorum. Neredeyse 15 yıldır da ilaç sektöründeyim ve yönetici olarak çalışıyorum. Hiçbir kaybını görmedim bu durumun. O yüzden sizlerin de zorunlu olarak başka bir dil öğrenmenizi tavsiye etmeyeceğim ama kendinizi geliştirmenizi ve kendinizi geliştirdiğinizi göstermenizi, bu bir dil olur ya da başka bir yetkinlik olur, bu size kalmış. Ama kendinizi geliştirmeye devam etmenizi tabii ki de kuvvetli tavsiye edeceğim. Çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel açıkladınız. Diğer bir sorumuz biraz daha aslında pazarlama alanı ile ilgili olabilir. Piyasada GSK'ya ait Parodontax ve Sensodyne diş macunları mevcut. Neden iki farklı marka ile piyasadasınız? İki markanın da popülerliğinin yüksek olmasının nedeni nedir? Bu hem pazarlama ile ilgili hem de tüketici sağlığı alanı ile ilgili ama ya bunu tabii ki de şöyle izah edebilirim. Örnek veriyorum, astımda da bizim farklı ilaçlarımız var. Astım ve KOAH'ta hem seretaydımız var, hem mentolinimiz var, hem filoksetaydımız var. Yani bir alanda tek bir ilaca veya ürüne, tüketici sağlığı ürününe sahip olunmalıdır diye bir gereklilik bulunmuyor. Sensodin ve Parodontax'ın da içerikleri farklı arkadaşlar. Onlardan fayda gören, onlardan fayda sağlayan tüketici grupları farklı. Başta konuşmuştuk, GSK'nın zaten jeneriklerine göre başarısının arkasında yatan sebeplerden bir tanesi de uygun hastaya uygun tedavi veya tüketici sağlığı ürünü üretmesi ve geliştirmesi. O yüzden her ikisinin de hastalarımızı faydaları ya da kullanıcılarına faydaları farklı olduğu için alım yapan profilleri ve kişiler farklı oluyor. O yüzden de aynı alanda birden fazla tedavi alternatifi sunmayı da çok ciddi özen gösteriyoruz. Özellikle bu HIV alanında çok güçlü olduğumuz, düşündüğümüz bir uygulama. Örnek veriyorum, HIV'de şu anda Türkiye'de GSK en kapsamlı portföye sahip. Aslına bakarsanız hepsi HIV'de kişinin bağışıklığını ve hayatını idame ettirirken hayat kalitesini arttırmaya yönelik tedaviler. Ancak minör farklılıklar da olsa her hastaya uygun HIV ürününü pazarda bulundurmaya çalışıyoruz ki onlardan fayda sağlayan, ayrı ayrı fayda sağlayan kişiler ticari açıdan değil, bilimsel açıdan gereken ilaca, gereken tedaviye erişebilsinler. Çok teşekkür Teşekkür ederiz. Diğer bir sorumuz, 5 tane GSK'nın sahip olduğu Nobel ödülünden bahsedildi az önce. Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz diye bir soru gelmiş. ederim. Bunlar aslında çok teknik detaylar. 300 yıl içerisinde geliştirdiği ürün üretim teknolojileriyle ilgili detaylar. Ama bununla özel olarak ilgilenen arkadaşımın ismini ve detaylarını alabilirsem veya bana LinkedIn'den ulaşırsa mutlaka detaylarını kendisiyle paylaşırım. Şu anda çok yüzeysel bilgilerle aktarabileceğim sığlıkta bir konu değil maalesef. O yüzden ona detaylarını temin etmek isterim. İstediği platformdan bana ulaşabilir.
Soruyu Salih Yüksek sormuş. O zaman sizinle özel olarak LinkedIn'dan iletişime geçmesini buradan duyurayım ben de. Ben de ismini not aldım. Mutlaka kendisine yardımcı olacağım. Teşekkürler. Diğer bir sorum, herkesin bilmesine yarar gördüğünüz bir hayat tecrübeniz var mıdır? Varsa bizimle paylaşır mısınız? Aslında dediğim gibi benden önceki konuşmaları da dinlemiştim. Oğuz Bey'in sanırım bu soruya cevabıydı. İnanılmaz katılıyorum. Şu anda öğrenciyken iş hayatında kendinizi nerede görmek istiyorsanız orada olduğunuzu hayal edin arkadaşlar. Ya da iş hayatına da başladığınızda bir sonraki basamakta gerçekten hangi görevi almak istiyorsanız veya hangi kademeye gelmek istiyorsanız orada olduğunuzu hayal edin ve ona göre davranın. En büyük tavsiyelerimden bir tanesi bu olur. Ben de bunu uygulamaya çalışıyorum. Bugün çalıştığım rolün içinde kalmayıp bir sonraki rolde benden ne bekleniri kendimi kabul ettirip bunun empatisini kurarak bir sonraki rolün gerekliliklerini göstermeye çalışıyorum. Bunun hepinize hem iş hayatında gerekirse doğru şekilde de uygularsanız ya da özel hayatınızda da fayda sağlayabilecek bir yaklaşım olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Diğer bir sorumuz, ruhsatlandırma departmanında kaç eczacı çalışıyor? GSK'da çalışan toplam eczacı yaklaşık ne kadardır? Böyle bir soru gelmiş. GSK'da toplam kaç eczacı çalıştığı bilgisi şu anda elimde mevcut değil. Zaten değişen bir rakam bu, tahmin edersiniz işe alımlar ve işten ayrılanlarla birlikte. Ama bunu soran arkadaşıma da net rakamsal veya yüzdesel bilgiyi istediği platformdan temin edebilirim daha sonra. Ruhsat ekibinden bahsedecek olursak 9 kişilik bir ekibiz. Şu anda 3 kişi eczacı. Ocak ayında bizlerle göreve başlayacak bir eczacımız, eczacı arkadaşımız daha olacak. Yani 10 kişiden 4'ü şöyle yüzdesel olarak da 100 kişi, %40 eczacı istihdamı yapıyoruz ruhsat ekibinde diyebiliriz. Anladım. Çok teşekkür ederim. Siz de biliyorsunuzdur şu an için mevcut kanunlar gereği biz mezun olduğumuzda eczane açamayacağımız için endüstriye olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Ben umut ediyorum ki ilaç endüstrisinde ileride eczacı sayısı çok daha artacaktır. Bizim de beklentimiz o yönde. İnanın biz de sektörde uzun süredir çalışan kişiler olarak eczacı arkadaşlarımızın şirketlerimize katılmasını dört gözle bekliyoruz. Zaten her alanda olduğu gibi sizin bilgi birikiminize ve sizin gibi iyi eğitimler almış kişilere ihtiyacımız var. O yüzden emin olun sizlerin ilaç sektörüne ilgisi bizim de istediğimiz ve dört gözle beklediğimiz bir unsur. Ben de size bu anlamda eğer ilginiz varsa lütfen benimle LinkedIn'den iletişime geçmenizi öneririm. Aynı zamanda lütfen Kariyer.net'ten ve LinkedIn'den bütün iş fırsatlarını yakın takip edin. Orada firma özelinde alarm kurabiliyorsunuz. Bu tarz herhalde araçları biliyorsunuzdur nasıl kullanacağınızı, ama lütfen ilginiz olan firmaları, ilginiz olan departmanları yakın takip edin. Bu platformlara yansıyan bütün iş fırsatlarını da eğer kendiniz için uygun buluyorsanız lütfen başvurarak cesur olun ve kaçırmayın derim. Çok teşekkür ederiz. Şu an için online stajyer alıyor musunuz peki? Böyle bir sisteminiz mevcut mu? Bir ay kadar önce online stajyer arkadaşı işe alımı gerçekleştirdik. Şu anda bizimle bir aydır çalışıyor. Ekipte bahsettiğim ve hiç yüz yüze çalışamadığımız arkadaşlarımdan bir tanesi. İşte aynen sizin de şu anda olduğu gibi onunla da online platformlarda toplantı yapıp ona da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir süreç, o yüzden böyle de devam edilebilir diye düşünüyoruz biz de. İlk defa bu sene online stajyer alımına geçtik ama gayet memnunuz. Hem değerlendirme sürecimizi online yürüttük. Şu anda çalışmalarımızı ve onun ekibe adaptasyonunu da bilgisayar ortamında gerçekleştiriyoruz. Hepimiz için yeni bir deneyim ama diğer firmalara da gerçekten tavsiye ederim, ediyorum da zaten. Teşekkür ederim.
Bir de Sena Hanım, bu Grow Online Internship programı hakkında oldukça çok soru gelmiş. Kabul süreci hakkında, işleyişi hakkında. Rica etsem tekrar bir özet şeklinde anlatabilir misiniz? Tabii ki. Genelde yaz döneminde başvurular açılıyor arkadaşlar. Aynen FLP ya da Geleceğin Liderleri programı gibi LinkedIn ve Kariyer.net üzerinden ilanımız çıkıyor. Bu ilanları lütfen yakın takip edin. İlana başvurmanız durumunda önce bir online değerlendirmeyi alıyorsunuz. Bir form dolduruyorsunuz Kariyer.net veya LinkedIn üzerinden. Hangi platformdan başvuruyorsanız. Bu formu istinaden bir değerlendirmeye alınıyorsunuz. Sonrasında birden fazla yöneticinin dahil olduğu bir mülakat aşamamız var. Her biri şöyle bir rotasyon düşünün. Toplantı odalarına giriyorsunuz online platformda. Herkes de sırasıyla, örnek veriyorum, önce benimle ruhsatlandırma departman yöneticisiyle, daha sonra klinik araştırmalar ekibinin departman yöneticisiyle, daha sonra pazarlama ekibinin departman yöneticisiyle olmak üzere online sırayla bir mülakattan geçiyorsunuz. Bu mülakatın sonucunda eğer uygun bulunmanız durumunda yöneticiler kendi aralarında hangi departmana hangi adayın daha uygun olduğunu değerlendiriyorlar ve sizlerle paylaşıyorlar. Bu teklif anlamına geliyor. Eğer siz de isterseniz o departmanda 8 aylık çalışma sürecine başlıyorsunuz. Bu yeterli oldu umarım. Çok teşekkür ederim. Umarım birçok arkadaşımızın şu an kafasında bazı şeyler daha çok netleşmiştir. Ben son olarak 2021 yılına yaklaştığımız bu günlerde yeni yıldan beklentileriniz, dilekleriniz nelerdir? Bunları öğrenmek isterim. Öncelikle herkesin olduğu gibi benim de beklentim sağlıklı bir yıl. Tüm sevdiklerimizin, ailelerimizin pandemi sürecini sağlıklı atlatmasını istiyorum. Pandemi sürecinin sona ermesini herkes gibi istiyorum. Normal hayatımıza en azından hafta sonu dışarı çıkabildiğimiz, sevdiklerimizle yüz yüze buluşabildiğimiz günlere geri dönmeyi özlüyorum ve istiyorum. Onun dışında gerçekten önemlisi sağlık. Kariyer anlamında hepinize çok gerçekten istediğiniz firmalarda, istediğiniz pozisyonlarda fırsatlar bulabildiğiniz bir yıl olur diye ümit ettiğimi söyleyeyim. Sizler için de bir dilek hakkımı kullanmış olayım. Kendim için temelde sağlıkla ilgili beklentilerim var. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için ve sorularımıza vermiş olduğunuz sabırlı cevaplarınız için de ekstra. Çok sağ olun. Biz kulüp olarak, İSPE Yönetim Kurulu olarak sizin adınıza Tema Vakfı'ndan bir fidan bağışında bulunduk. Bunun sertifikasını dediğim gibi okulda olsak, amfide olsak elden vermeyi çok isterdim ama mail yoluyla sizlere iletmiş olacağım. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Çok sağ olun. Ben hem nazik davetiniz için hem gerçekten bütün hafta sonunuzu buraya ayıran heyecanınız için hem bu kongre öncesi beni çok güzel hazırladığınız için özellikle sana Rabia'cığım çok teşekkür ederim. Tekrar arkadaşlar eğer sektöre ilginiz yüksekse ki bu kongrede olmanızdan yüksek olduğunu anlıyorum. Lütfen cesaretinizi kaybetmeyin. Staja başvurmak hele herkesin yapabileceği bir şey. Özellikle bu tarz başvurularda lütfen çekinmeyin ki kalıcı pozisyonlara da lütfen cesur olun ve başvurun. Emin olun çok iyi eğitimler alıyorsunuz. Ben de sizlerle aynı eğitimleri alarak aynı yollardan geçtim. Yurt dışında eğitim alan kişilerle de artık birlikte çalıştığımız için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Lütfen aldığınız eğitimlere güvenin, kendinize güvenin ve daha girişken olun ki şu anda burada olmanızdan bu potansiyele sahip olduğunuzu anlıyorum. Bunu kaybetmeyin. Bizlere her platformdan ulaşın şu anda yaptığınız gibi. LinkedIn üzerinden veya diğer platformlarda ilave sorularınız olursa burada yanıtlayamadığım birkaç soruya ilave başka sorularınız olursa da seve seve cevap vermek isterim. Tekrar görüşmeyi ümit ediyorum sizinle. Özellikle sektörde görüşmeyi ümit ediyorum. Daha fazla eczacı görmek istiyorum. Sizin eğitimlerinizden ve bilgi birikiminden hepimizin faydalanması dileğiyle. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
Ben sözü Gamze tekrar sana bırakıyorum o zaman. Bize bu ufuk açıcı bilgileri verdiği için ve güzel konuşmasından dolayı Sena Hanım'a çok teşekkür ederiz. Böylece 2 günlük online kongremizin sonuna geldik. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Katılım belgeleriniz size mail yoluyla iletilecektir. Sağlıklı günler dilerim.